olmak üzere 4 milyon ton pamuk üretmeye yetiyor ürünleri. Onlar şimdi 2018. 2018 yılı hedefimiz 2 milyon ton. Tekstil milyon sanayi ne zaman için başkanım? Önümüzdeki birkaç yıl içinde 2 milyon tona çıktığımız zaman ihtiyacımız... Ben bunu başka türlü şeye beğendim. Siz de. O aynı kapasiteye kalırsa 500 milyon da bomba dünyaya bomba satacak hale gelebiliriz. Birkaç yıl içerisinde. Birkaç yıl içerisinde. Ki ben... Haberimle bu kadar haberi servis ediyoruz. Söyleyeyim 15 dönüm yutarlı 600 liradan 6 kere 1.6 alacağım malan derinliği falan 9 ton pamuk al zarar yani yatırı yok ama şimdi bak şunu da çek bak şu ikiz denk gelmiş askerde bile çökemezdim ben biliyor musunuz? Bu tür haberleri yaparken sağlanması, orada ekleyeceğim bir şey daha var haberin ortasında. Devletin destekleri arttıkça pamuk üretimi artacaktır. Ve şu an arkamda görüyorsunuz pamuk tarlalarımızı. Kozalarımız erdi. Artık son suları yapıyoruz. Bundan sonra kozaların açımını bekleyeceğiz. Tek tük açan kozalarımız da var zaten. Gerçekten pamuk hasatının son günlerine geldik. Çiftçimiz çok özverili çalıştı. Maliyetli bir ürün, birçok ham maddemiz, ilaçlarımız, aştırıcılarımız, gübremiz birçoğu dolarla elde edilen ki en fazla da mazot kullanılan, üretirken mazot kullanılan bir ürün. Gerçekten meşakkatli pamuğun bir yolculuğu var. Şimdi sonuna doğru hazırlanıyoruz. Şu an çiftçi arkadaşlarıma bu mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'de şu an gerçekten bir ekonomik sıkıntı var. Amerikan ambargosundan bahsediliyor. Tekstil sanayimiz gözümüz gibi bakıyoruz çünkü üretimimiz tekstil sanayinin ham maddesi. Türkiye'de 2018 yılında Tarım Bakanlığımızla birlikte hedeflenen 1 milyon ton pamuk geçen yıl 750 bin tonlardaydı üretimimiz. Türkiye tekstil sanayinin ihtiyacı 1,5 milyon ton pamuk. Biz 1 milyon ton hedeflediğimiz pamuğa inşallah bu yıl ulaşacağız ve bu ekonomik ambargonun uygulandığı dönemde tekstil sanayinin ham maddesini üreten çiftçiler bu görevimizi sırtlanmış olacağız. Türkiye'de gerçekten bu dönemde inşallah çiftçilerimizle birlikte tekstil sanayimiz atlatır bu dönemi ve gelecekte de daha fazla pamuk üreterek dış pamuğa ihtiyaç olmadan pamuk üretimi yapmayı düşünüyoruz. Şimdi Adana deyince eskiden pamuk biliyorsunuz altın koza festivalleri yapılırdı. Buna benzer şeyler yapılırdı. Sonra GAP bölgesi bu konuyu öncülüğünü aldı. Orada yeni açılan tarım alanları. Şu an tabii yine de Türkiye'de Haran Ovası sanıyorum herhalde birinci durumda en fazla pamuk üreten. Ondan sonra Aydın'da Söke. Söke'le bizim Menemen Ovası aynı benzer toprak kalitesine sahip ve pamuk üretimine çok müsait bir ovaya sahibiz. Verim de aynı şekilde Söke ile biz gerçekten bizim belki ben Menemen Sıradası Başkanı olarak bölgemin pamuğunun daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Kapasitesi olarak? Kapasite olarak biz işte arkadan geliyoruz diğer anlattığım iki bölgeden ama... Yani hatırı sayılır aşağı yukarı Menemen Ovası'nda şu an 120 bin dönüm civarında pamuğumuz var. Şu an mesela şu an biz diğer ürünlere nazaran en real olan pamuk diye düşünüyorum. Çünkü 1 milyon ton pamuk demek yani tekstil sanayini durdurmaz diye düşünüyorum. Biz bunu üretebiliyoruz. Arada çok az bir şey kalmış. Şu anda doların yükselmesiyle dışarıdan pamuk almak zor olur diye düşünüyorum. Bizim iç piyasada ürettiğimiz pamuklarla tekstil sanayimiz ayakta duracağına inanıyorum. Ambargodan bizim tekstil sanayimiz etkilenmez diye düşünüyorum. Çünkü tekstil sanayimizin ihtiyacı olan pamuğu üretiyoruz. Türkiye'nin stratejik tarım ürünlerinden biri olan pamuk devlet desteğine kavuştuğu sürece devletin de ona sahip olduğu sürece üretim artacaktır. Türkiye'ye ileride belki pamuk ithal eden değil,
dünyaya pamuk satan bir ülke olacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin Ege'den Akdeniz ve Güneydoğu'ya kadar aşağı yukarı 4 milyon ton pamuk üretme kapasitesi olan bir tarım alanlarına sahibiz. Son bakanlığımızda, çalışmalarımızda Ulusal Pamuk Konseyi ve Ziraat Odalarının çalışmasıyla hedefimiz 2 milyon ton pamuk. Bu yıl 1 milyon tona ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin tekstil sanayinde ihtiyacı 1,5 milyon ton pamuk. 2 milyon tona ulaştığımızda 500 milyon da ihtiyaç harici yurt dışına satabileceğimiz pamuğumuz olacaktır. Uydudan dümenleme şekliyle dikildi. Traktör şoförü sadece dönüşlerde çeviriyor. Sırayı kendi buluyor. Ben orada birkaç şurayı açtım, yaprakları aldım. Evet. Kozalar sıraladığında her dalda 4 kısmı içinde orada. Çok güzel bir şey. Onu söylüyorum, 600 kiloları aldım. Yeah.